Evet tekrar herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda önemli bir ünite olan Türkiye tarihi ve beylikler ünitesine geçiş yapacağız arkadaşlar. ÖSYM'nin ortalama bir tane soru yönelttiği bu kısımda öncelikle biz siyasi tarih başlığı altında 3 önemli dönemi incelemeye çalışacağız. Öncelikle arkadaşlar 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan ortamda birinci Türk beyliklerini ele alacağız. İkinci aşamada Anadolu Selçuklu Devleti veya diğer adıyla Türkiye Selçuklu Devletini ele almaya çalışacağız ve üçüncü olarak da değerli arkadaşlar 1243 Köse Dağı Savaşından sonra ortaya çıkan ikinci Türk Beylikleri Dönemini ele almaya çalışacağız. Bu çerçevede hazırsak değerli arkadaşlar bu üniteyle birlikte sorularımıza geçebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi? 1071 Malazgirt Savaşı sonrasında Selçuklu Sultanlarının hizmetindeki Türk komutanlar tarafından kurulan ilk Türk beyliklerinden biri değildir. A. Saltuklar B. Danışmentler C. Mengücekliler D. Sökmenliler E. Germiyanlılar Arkadaşlar bu soruda doğru yanıtımız E seçeneği olmalıydı. Nitekim Germiyanlılar veya diğer adıyla Germiyanoğulları Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri arasında yer almaz. Keza bu beylik 1243 Köse Dağ Savaşı'ndan sonra 13. yüzyılın sonlarında kurulan Kütahya ve çevresinde egemenlik süren ikinci Türk beyliklerinden birisi olarak sonraki aşamada karşımıza çıkacak. Öte yandan Saltuklu, Danişmentli, Mengücekli, Sökmenli gibi ilk Türk beylikleri Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan Önemli beylikler arasında yer almakta. Bu soru çerçevesinde değerli arkadaşlar isterseniz 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'daki ilk Türk beyliklerini harita üzerinde tek tek el almaya çalışalım. Ki bu harita üzerinde sizler için yapacağım aktarım sınav odaklı olarak çok çok işinize yarayacaktır değerli arkadaşlar. Öncelikle haritaya dikkatli bir şekilde baktığımızda Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinin genel olarak Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde yoğunlaştığını rahatlıkla görmekteyiz. Ki bu beylikler değerli arkadaşlar isimlerini öncelikle kurucularından alacaktır. Örneğin Saltuklar Saltuk Bey tarafından, Danışmentler Danışment Ahmet Gazi tarafından, Mengücekliler Mengücek Gazi tarafından kurulmuş ilk Türk beylikleri arasında yer almakta. Arkadaşlar özellikle birinci beyliklerle bağlantılı bir sınav odaklı olarak 5 önemli beyliği önceliyoruz. Peki hangi beyliklerdir bunlar derseniz D smaç diye bir kodlamamız var değerli arkadaşlar. Danışmentler, saltuklar, mengücenkler, artuklar ve çaka beyliği olmak üzere öncelikle bu 5 beylik üzerinde kısaca duralım. Arkadaşlar ilk olarak 1072 yılında kurulan Saltukları görmekteyiz ki Erzurum ve çevresinde hüküm süren Saltuklar lütfen dikkat Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliği olması bakımından kesinlikle bilinmeli. Öte yandan Erzurum'da üç kümbetler Erzurum Ulu Camii Erzincan'da bulunan Mama Hatun kümbeti gibi önemli mimari eserleri Türk İslam dünyasına kazandıran önemli bir beylik olmuştur. Saltuklu Beyliği. İkinci olarak değerli arkadaşlar, Mengücekleri görüyoruz. Erzincan, Kemah, Divriği civarında varlık gösteren Mengücekler değerli arkadaşlar, Anadolu'daki ilk külliye yapısı olarak kabul edilen Divriği Ulu Cami ve külliyesini inşa edecekler. Kuşkusuz ilk külliye olması bakımından önemli bir yapı, gerçekten de muazzam bir eser. Keza 1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine dahil edilmiştir. Divri Ulu Cami ve Külliyesi. Üçüncü olarak Sivas merkezde Danışment Ahmet Gazi tarafından kurulan danışmentleri görüyoruz arkadaşlar ki birinci beylikler içerisinde en güçlü beylik olarak kabul edilir. Danışment Beyliği. Sivas merkezde kurulan bu beylik tabi ki zamanla egemenlik alanını genişletecektir değerli arkadaşlar. Anadolu'da ilk para bastıran beylik olacaktır danışmentler. Bunun dışında çok çok önemlidir. Kültür uygarlıkta bunları tabi ki tekrar göreceksiniz arkadaşlar. Anadolu'daki ilk medrese yapısı olarak kabul edilen Tokat Niksar'da bulunan Yağıbasan Medresesi danışmentler döneminden günümüze kalan önemli eserlerden birisidir. Bu bağlamda kültür uygarlık kısmında hem bu beyliklerle hem de bu beyliklere ilişkin eserlerle tekrar karşılaşmış olacağız. Dördüncü olarak Artukları görüyoruz değerli arkadaşlar. Artuklar aslında Artuk Bey'in oğulları kanalıyla üç kol halinde egemenlik sürecek. Harput, Elazığ Artukları, Batman, Hasankeyf Artukları ve üçüncü olarak da Mardin Artukları olmak üzere. Özellikle Artuklar dendiği zaman değerli arkadaşlar Mardin, Batman, Diyarbakır, Elazığ bölgesi aklımıza gelmeli. Keza bugün Mardin Ulu Camii, Batman yakınlarındaki Hasankeyf kalıntıları ki Hasankeyf kalıntıları malumuz biliyorsunuzdur arkadaşlar. ılı su barajı sular altında kalmış ve ne yazık ki tarih sahnesinden silinmişti. Malabadi Köprüsü yine Mardin'de bulunan Kasimiye Medresesi gibi önemli eserleri Türk İslam dünyasına kazandıran önemli bir beylik olacaktır. Artuklu Beyliği. Ve 5. ve son olarak değerli arkadaşlar Çaka Beyliğini görüyoruz. İzmir ve çevresinde hüküm süren Çaka Beyliği ilk Türk denizcisi olarak kabul edilen Çaka Bey tarafından kurulan ilk denizci Türk Beyliğidir. Keza 1081 yılında Çaka Bey İlk Türk donanmasını kuracak ve bu tarih aynı zamanda Türk deniz kuvvetlerinin kuruluş tarihi olarak da kabul edilecektir. Dolayısıyla D Smash olarak kodladığımız bu 5 beylikle ilgili 1. Bu beyliklerin nerede egemenlik sürdü? 2. Bu beyliklerle ilgili varsa önemli mimari eserleri kesinlikle dikkat ediyoruz arkadaşlar. Haritada bu 5 beylik dışında farklı beylik isimlerini de görmektesiniz değerli arkadaşlar. Ama sınav odaklı olarak ben özellikle iki tane beyliğe dikkat etmenizi önereceğim arkadaşlar. Bunlardan ilki Van ve Muş civarında Ahlat bölgesinde varlık gösteren Sökmenliler olacak ki egemenlik kurdukları zaman diliminde Ahlat şahlar veya Erman şahlar olarak da adlandırılmıştır Sökmenli Beyliği. İkinci olaraksa değerli arkadaşlar Bitlis Diyarbakır civarında Batman civarında varlık gösteren Dilmaçoğullarını görmekteyiz ki Dilmaçoğullarından günümüze intikal eden çok önemli bir mimari eser var. O da meşhur Bitlis Ulu Camidir değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bu ana temada 5 tane beyliğe dikkat edeceğiz ama bu 5 beylik dışında Sökmenliler ve Dilmaçoğulları'na da dikkat etmekte fayda var değerli arkadaşlar. Gelebilecek bir detay soruda böylece zorlanmış olmayacaksınızdır diye düşünüyorum. Diğer beyliklerle ilgili de birkaç önemli şeyden bahsedeyim. Örneğin Çaka Beyliği'nin hemen altında gördüğümüz Efes Selçuk civarında varlık gösteren Tanrı Vermişoğulları. Hemen Diyarbakır'ın üstünde Elazığ bölgesine hakim olan Çubukoğulları Beyliği de keza bu birinci beylikler içerisinde yer almaktadır değerli arkadaşlar. Bu bağlamda hem bu harita hem de bu beyliklerle ilgili arkadaşlar vermiş olduğum bilgileri kesinlikle sınav odaklı olarak dikkatli bir şekilde arkadaşlar tekrar etmenizi kesinlikle öneriyorum. Bu bağlamda birinci sorumuzun doğru yanıtı değerli arkadaşlar e seçeneği olmadı diyor ve bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. İkinci soruya baktığımızda arkadaşlar, kutalmış Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından 1077 yılında kurulan Türkiye Selçuklu Devleti'nin başkenti 1. Haçlı Seferi nedeniyle İznik'ten Konya'ya taşınmıştır. 1095 yılında Çaka Beyliği'ne son verilmiş, 1106 yılında da Urfa Haçlı Kontluğu üzerine yürünerek Urfa şehri kuşatılmıştır. Bu olaylar aşağıdaki hükümdarlardan hangisinin döneminde yaşanmıştır? Arkadaşlar soruda bize verilen bu gelişmelerin yaşandığı dönem Türkiye Selçuklu hükümdarı 1. Kılıç Aslan dönemi gelişmeler arasında yer almakta. Özellikle 1. Kılıç Aslan döneminde değerli arkadaşlar Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti İznik'in Konya'ya taşınması son derece önemli bir gelişme. Keza bu bilgi daha önce ÖSM tarafından KPSS'de sorgulanmış idi. E bu noktada başkentin İznik'ten Konya'ya taşınmasının gerekçesi sorulabilir. Bu anlamda 1. Haçlı Seferi olduğunu da unutmamak gerekiyor değerli arkadaşlar. Soruda diğer seçeneklerde yer alan Selçuklu hükümdarları ile ilgili sınav odaklı neleri bilmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar? Bir defa Sultan 1. Mesut Anadolu Selçuklu Devleti'nde kendi adına para bastıran ilk hükümdar olacaktır. Bakır'dan ilk madeni parayı kendi adına bastırarak bu anlamda bir ilk adımı atacaktır Sultan 1. Mesut. Arkadaşlar C seçenekleri olan 2. Kılıç Aslan dönemi Anadolu Selçuklu Devleti'nde bir kırılma noktası olacaktır. Nitekim 2. Kılıç Aslan öncelikle değerli arkadaşlar 1. Beylikler içerisinde en güçlü beylik olarak gördüğümüz Danişmentli Beyliğini ortadan kaldıracak. Öte yandan belki de bu dönemin en önemli siyasi gelişmesi olarak değerlendirebileceğimiz Bizans'a karşı 1176 yılında değerli arkadaşlar Miryakefelon Savaşı'nda önemli bir zafer kazanılacak. Tarihlerimizde Miryakefelon zaferi yurt tutan savaşı olarak geçmektedir ki küçük bir hatırlatma Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Alpaslan 1071 Malazgirt Savaşı sonrasında Anadolu'nun kapılarını Türklere açmıştı. Bu anlamda ikinci Kılıç Aslan'da değerli arkadaşlar Miryakefalon Kefelon zaferiyle birlikte Anadolu'yu kesin olarak bir Türk yurdu haline getirecek. Bu anlamda Malazgirt yurt açan savaşıydı. Miryakefalon Kefelon savaşıysa değerli arkadaşlar yurt tutan zaferi olarak karşımıza çıkmakta. Öte yandan özellikle ikinci Kılıç Aslan devrinde Devlet ekonomik anlamda önemli bir gelişme sağlayacak arkadaşlar. Bunun en somut göstergelerinden birisi bu dönemde ilk gümüş ve akabinde altın paranın bastırılması. Keza yine 2. Kılıçarslan döneminde konya yeri yolu üzerinde değerli arkadaşlar Anadolu'daki ilk kervansaray olarak kabul edilen Alayhan inşa ettirilecektir. Aslında bu Anadolu Selçuklu Devleti'nin ticaret alanına ne derece önem verdiğinin çok somut bir göstergesi. Öte yandan değerli arkadaşlar ikinci kılıç ölmeden önce ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştıracaktır. Aslında bu da bize eski Türk devlet telakkisinin devlet geleninin sürdürüldüğünü göstermekte. Nitekim 11 oğlu arasında ülkeyi paylaştırması geleneksel Türk veraset anlayışının devam ettiğini açıkça kanıtlamakta. Birinci Gıyasettin Keyhüsrev dönemi dediğimizde arkadaşlar, neleri bilmemiz gerekiyor? Tabii özellikle Anadolu Selçuklu devleti ilk kurulduğunda bir kara devleti görünümüne sahipti. Bu anlamda Birinci Gıyasettin Keyhüsrev değerli arkadaşlar, burada gerçekten önemli bir adım atacaktır. Nedir bu adım değerli arkadaşlar? İlk defa denizlere açılma politikasını uygulayacak ve bu politikanın sonucu olarak da Antalya fethedilecektir. Lütfen dikkat. Türkiye Selçuklu Devleti'nde ilk defa denizlere açılma politikasını uygulayan hükümdar 1. Gıyasettin Keyhüsrev'dir ve bu dönemde değerli arkadaşlar Antalya fethedilecek. Öte yandan yine bu dönemde ki kültür uygarlık kısmında bunları göreceğiz arkadaşlar. Kayseri Koca Hasan Medresesi ve yine Kayseri'de bulunan meşhur Gefer Nesibe Darüşşifası inşa ettirilecektir ki Gefer Nesibe Hatun 1. Gıyasettin Keyhüsev'in kız kardeşidir değerli arkadaşlar. Bu anlamda bir vasiyet üzerine inşa ettirilen önemli bir yapı olacaktır. Gefer Nesibe Darüşşifası dünyadaki ilk tıp fakültesi olarak geçmektedir. Şimdiden bunu bildirmiş olayım sizlere. Ve son olarak değerli arkadaşlar 1. İzzettin Keykavus ki bu dönemde kendi içinde önemli bir dönem tabii ki. Özellikle burada sınav odaklı olarak şunu bilmeniz yeterli olacaktır. Sinop. Değerli arkadaşlar Sinop 1. İzzettin Keykavus döneminde ele geçirilecektir. Tabii Kıbrıs Krallığı ile bir takım ticari anlaşmalar yapılacak. Deniz ticareti ve kara ticareti noktasında önemli gelişmeler yaşanacak. Ama Sinop'un ele geçirilmesi beraberinde lütfen dikkat. ilk Selçuklu Tersanesi'nin Sinop'ta kurulmasını da beraberinde getirecektir. Bu bağlamda birinci Kılıç Arslan'la bağlantılı bu soruyla birlikte değerli arkadaşlar aslında 5 önemli Selçuklu hükümdarı ile ilgili sınava yönelik bilinmesi gerekenleri sizlerle paylaşma imkanım oldu. Bu anlamda sorumuzun cevabı A seçeneği olmalıdır diyoruz ve bir diğer sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü soruya baktığımızda arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat dönemi gelişmelerinden biri değildir. Arkadaşlar bu soruda seçenekler dikkatle incelendiğinde E seçeninde verilen gelişme 1. Alaaddin Keykubat döneminde yaşanan bir gelişme değildir. Nitekim 1240 yılında Adıyaman'da patlak veren Babayı ayaklanması Anadolu Selçuklu Devleti'nde 2. Gıyasettin Keysure döneminde yaşanan bir gelişmedir. Peki nedir bu olay değerli arkadaşlar? 1240 yılında dönemin veziri ünlü Selçuklu veziri Saadettin Köpeğin Türkmenleri dışlayan bir anlamda baskıcı politikalarının bir sonucu olarak Adıyaman'da patlak veren bir Türkmen isyanıdır. Ve bu isyan güçlükle bastırılabilmiştir. Keza Anadolu Selçuklu Devleti'nin zayıflamasında etkili olan bir gelişme olacak. Öte yandan 2. Gıyasettin Kevsüre döneminde Babai isyanı dışında önemli bir gelişme daha yaşanacaktır değerli arkadaşlar. Keza Moğolların bir kolu olarak nitelendirebileceğimiz İlhanlı Devleti ile Türkiye Selçuklu Devleti 1243 Köse Dağ Savaşı'nda karşı karşıya gelecek ve bu savaşta Selçuklar almış oldukları ağır yenilginin neticesinde bir yıkılma sürecine girecektir. O zaman dikkat ediyorum. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılma sürecine girmesinde iki önemli gelişme etkili olmuştur. Bir, Babaya ayaklanması. iki Köse Dağ savaş. Arkadaşlar Alaaddin Keykubat dönemiyle ilgili Diğer seçeneklerde yer alan gelişmelere baktığımızda mengücekler ve harput artukları bu dönemde ortadan kaldırılacak. Öte yandan Eyyubilerle ilişkiler düzeltilmişken Akdeniz'de Alanya ve Kırım'da Sudak ticaret merkezleri 1. Alaaddin Keykubat döneminde ele geçirilecektir. Bu aslında deniz ticaretine verilen önemin bir devamlılığını göstermektedir bize değerli arkadaşlar. Keza daha önce önce Antalya akabinde Sinop ele geçirilmişti. Bu dönemde Akdeniz'de Alanya ve Kırım'da Suudak ticaret merkezleri ele geçirilecek. Bu arada ek bir bilgi vereyim. Alanya Anadolu Selçuklu devletinin Akdeniz'de ilk tersane kurduğu şehirdir değerli arkadaşlar. İlk tersane Sinop Akdeniz'deki ilk tersane Alanya'da kurulmuştur Türkiye Selçuklu devletinde. Yine bu dönemde Anadolu'da çok sayıda han ve kervansaray inşa edilecek. Aynı zamanda yabancı tüccarlara ilk defa devlet sigortası uygulaması başlatılacaktır. Deniz ticaretinin yanı sıra kara ticaretine de önem verildiğinin açık bir kanıtı. Ve son olarak Alaaddin Keykubat döneminde değerli arkadaşlar 1230 Yassıçimen Savaşı'nda Harzemşah Devleti ortadan kaldırılacaktır. Bunu ilk Türkistan devletleri dersimizde bahsetmiştik hatırlıyor olmanız gerekir. Harzemşah devletinin ortadan kaldırılması bir tampon bölge görevini üstlenen devletin ortadan kaldırılması anlamına geliyordu. Ki bu devletin ortadan kaldırılması Anadolu'yu ve Anadolu Selçuklu devletini adeta Moğol saldırılarına açık hale getirmişti. Ne demiştik Yassı Çemen Savaşı için? Piros zaferi anlamsız zafer anlamına gelmekteydi bu savaş. Dolayısıyla bu soruyla bağlantılı son olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Zorlayıcı soru tipolojisine sokabileceğimiz bir sorudur aslında bu. Bu tarz sorularda genellikle doğru cevap aranırken başka bir hükümdar döneminin önemli bir gelişmesi seçeneklere yerleştirilir. Dolayısıyla ben bu soruda Baba'ya ayaklanmasının 2. Gıyasettin Keyhüsrev dönemindeki çok önemli bir gelişmedir arkadaşlar. Bilinmesi gereken bir gelişmedir. Bu dönemde olduğunu biliyorsam aslında doğru cevaba ulaşmam daha da kolaylaşmış olacaktır. Dolayısıyla bu soruda değerli arkadaşlar doğru yanıtımız E seçeneği olmalıydı diyor ve bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Ve geldik dördüncü soruya arkadaşlar. Son derece kapsayıcı güzel bir soruyla karşı karşıyayız. Yukarıda verilen özelliklerle aşağıdaki devletler eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Arkadaşlar soruda bize verilen bilgilerle aşağıdaki devletleri tek tek eşleştirecek olursak. 1335-1381 yıllarında Sivas, Erzincan ve Kayseri çevresini hüküm süren devlet Eratna devletidir değerli arkadaşlar. Bu bağlamda E seçeneğini öncelikle elemem gerekiyor. 1365-1469 yıllarında Doğu Anadolu'da egemenlik süren bu devlet, Azerbaycan'da Türk kültürünün yayılmasında önemli rol oynamıştır. Ki bu bilgide değerli arkadaşlar doğrudan doğruya kara koyunlu devletiyle bağlantılı bilgilerdir. D seçeneğini de burada elemem gerekecek. 1381'de Sivas'ta kurulan bu devlet Orta Anadolu'da en güçlü devletlerden biri olmuştur ki arkadaşlar bu devlet Kadı Burhanettin Devleti'dir. Gerçekten de Orta Anadolu coğrafyasında egemen bir güç haline gelecektir zamanla Kadı Burhanettin Devleti. 1398-1501 yıllarında Diyarbakır'da hüküm süren bu devlet Oğuzların bayındır boyuna mensup olup en ünlü hükümdarı Uzun Hasan'dır. Ki birçok arkadaşımız Uzun Hasan'dan Herhalde bunun doğrudan doğruya ak koyunlu devlet olduğunu tahmin etmiştir diye düşünüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla soruda B seçeninde verilen sökmenli beyliği ile ilgili herhangi bir bilgiye yer verilmemiştir. Ki sökmenli beyliğini biz bir önceki sorularımızda özellikle Van, Ahlat, Erciş, Muş civarında hüküm süren Erman şahlar veya diğer adıyla ahlat şahları olarak geçen bir Türk beyliği olarak görmüştük. Aslında benim bu sorudaki temel amacım değerli arkadaşlar edinilen bir bilgiyi soru içerisinde kullanarak doğru cevaba gidebilmenizi bir anlamda size kısaca gösterebilmekti. Bu anlamda bir önceki soruda işte bir hükümdara ait gelişmeler arasında doğru seçenek aranırken başka bir hükümdar dönemindeki önemli bir gelişmeyi arkadaşlar arayacağız. Bu tarz sorularda edindiğimiz bir bilgiyi kullanarak da doğru cevaba ulaşmamız mümkün olacaktır. Bu anlamda dördüncü sorumuzun cevabı B seçeneği olmalıydı diyoruz. Beşinci soruya baktığımızda arkadaşlar ikinci Türk beyliklerine ilişkin güzel bir soruyla devam ediyoruz. Anadolu Selçuklu Devleti'nin gücünü yitirmesi ve yıkılmasından sonra Anadolu'da ikinci Türk beylikleri dönemi adı verilen bir dönem başlamıştır. Buna göre ikinci Türk beylikleri ile merkezleri arasında yapılan aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Eşrefoğulları Balıkesir, Saruhanoğulları Manisa, Karamanoğulları Konya, Menteşoğulları Muğla, Candaroğulları Kastamonu. Arkadaşlar bu soruda doğru yanıtımız A seçeneği olmalıydı. Nitekim Eşrafoğulları Balıkesir merkezli değil, Beyşehir, Seydişehir merkezli egemenlik süren bir ikinci Türk beyliğidir. Bu bağlamda Balıkesir'de ise değerli arkadaşlar Karesoğulları egemenlik sürecektir. Dolayısıyla Standart ÖSYM soru kalıplarından birisidir değerli arkadaşlar. Beylik egemenlik sürdüğü bölge adı eşleştirmesi bağlamında bu ve buna benzer çıkmış birçok soru var değerli arkadaşlar. Bu bağlamda 5. sorumuzun doğru yanıtı A seçeneği olmalıydı diyoruz. Ve geldik 6. ve 1. bölümün son sorusuna. Aşağıdaki Anadolu beyliklerinden hangisinin Türk denizciliğinin gelişmesine herhangi bir etkisi olmamıştır? Karesi, Aydın, Saruhan, Dulkadir, Candar. Değerli arkadaşlar bu soruda doğru yanıtımız D seçeneği olmalıydı. Nitekim Dulkadiroğulları Beyliği Maraş, Elbistan civarında varlık gösteren ve denizcilik faaliyeti içerisinde olmayan Türk beyliklerinden biri. Öte yandan Karesoğulları Balıkesir civarında varlık gösteren önemli bir Türk beyliğidir değerli arkadaşlar denizcilikle uğraşan önemli bir Türk beyliğidir. Aydınolları Aydın Birgi Tire bölgesinde en güçlü donanmaya sahip olan Türk beyliğidir değerli arkadaşlar. Bu anlamda önemli bir özelliktir bu. Saruhanoğulları Manisa civarında varlık gösteren ve denizcilik uğraşan bir diğer beylikken Candaroğulları da Kastamonu ve hatta Sinop civarında egemenlik kuran önemli denizci Türk beyliklerinden birisi olarak karşımıza çıkmakta. Standart soru kalıplarından birisidir değerli arkadaşlar. Hangi beyliklerin denizcilikle uğraştığı kesinlikle ve kesinlikle unutulmamalıdır diyoruz arkadaşlar ve tabii ki ikinci Türk beylikleriyle bağlantılı yine sınav odaklı olarak işinize yarayacak güzel bir tabloyu da sizlerle burada paylaşmak istiyorum değerli arkadaşlar. İkinci Türk beylikleri ve karakteristik özelliklerine ilişkin bu tabloda Odaklanmanızı istediğim iki önemli bölüm olacak değerli arkadaşlar. Birincisi bu beyliklerin hangi bölgelerde egemenlik kurdu merkezleri yani. İkincisi de denizcilikle uğraşıp uğraşmadıkları. İkinci ve üçüncü sütunda yer alan bölüm ÖSYM'nin asıl soru sorduğu kısımların başında gelmekte. Bu çerçevede bu beylikleri arkadaşlar tek tek ele alacak olursak. Karamanoğulları Beyliği Konya Karaman bölgesinde varlık gösteren ve ikinci beylikler içerisinde en güçlü beylik olarak karşımıza çıkan bir Türk beyliğidir. Öyle ki Anadolu Selçuklu Devleti'nin varisi olarak görmüştür kendisini ve yine Anadolu Selçuklu Devleti gibi Konya'yı merkez belirlemiştir. Dolayısıyla Konya iki önemli Türk İslam Devleti'ne başkentlik yapmıştır. Bir Anadolu Selçuklu Devleti 2 Karamanoğulları Beyliği. Tabii bu beylikler içerisinde en güçlü beylik olduğu için değerli arkadaşlar bu aktaracaklarımın önemli bir kısmını Osmanlı kuruluş ve hatta yükselme döneminde de bir kez daha görmüş olacaksınız. Osmanlı'yı en çok uğraştıran beylik olacaktır Karamanoğulları Beyliği değerli arkadaşlar. Ve tabii ki Karamanoğlu Mehmet Bey yayınlamış olduğu bir fermanla Türkçeyi resmi dil ilan edecektir Karamanoğulları Beyliğinde. İkinci olarak Dulkadiroğulları Beyliğini görüyoruz. Maraş Elbistan civarında varlık gösteren bu beylik değerli arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin yıktığı son beylik olacaktır. Yavuz Sultan Selim 1515 Turna Dağı Savaşı'nda Dulkadiroğulları topraklarını Osmanlı topraklarına dahil edecek. Lütfen dikkat. Ramazanoğulları Beyliği Adana civarında varlık gösteren bir beyliktir. Aslında Dulkadırolları'na bağlı egemenliğini sürdüren bir beyliktir. Bu çerçevede ancak 17. yüzyılın başlarında Osmanlı'ya katılan son beylik olacaktır. Ramazanolları Beyliği. Arkadaşlar, evet, Osmanlı'nın yıktığı son beylik Dulkadırolları Beyliğidir. Yavuz Sultan Selim, Turna Savaşı sürecinde Ramazanolları Beyliğine dokunmamıştır arkadaşlar. Çünkü bu beylik Osmanlı'ya bağlılık bildirmiştir. Ancak ve ancak 1608 yılında 17. yüzyılın başlarında oları kendi isteğiyle Osmanlı topraklarına dahil olacak. Germiyanoğulları Beyliği Kütahya ve çevresinde varlık gösteren önemli bir beylik değerli arkadaşlar. Osmanlı kuruluş döneminde 1. Murat döneminde topraklarının önemli bir bölümünü Osmanlı'ya Çeyiz olarak bırakacaktır. Eşrefolları Beyşehir, Seydişehir bölgesinde varlık gösteren önemli bir beylik. Değerli arkadaşlar, Seyfettin Süleyman Bey tarafından kurulan bu beylik özellikle camisiyle meşhurdur. Ve değerli arkadaşlar, bu denizcilikle uğraşmayan beyliklerin yanı sıra denizcilikle uğraşan beyliklere baktığımızda, bunların başında tabii ki Karasolları gelir. Balıkesir ve çevresinde hüküm süren Karesolları Beyliği Osmanlı'ya katılan ilk Türk beyliği olacaktır. Osmanlı kuruluş döneminde bahsedeceğiz. Orhan Bey döneminde değerli arkadaşlar Karesolları Beyliği Osmanlı'ya dahil edilecek ve Karesolları'nın donanma gücü Osmanlı'ya intikal edecek. Bu da beraberinde Osmanlı'nın Balkanlarda hızla ilerlemesine ortam hazırlayacaktır. Hamitoğulları arkadaşlar Isparta Antalya civarında varlık gösteren ve denizcilik uğraşan bir beylik. Bu beylikte keza yine 1. Murat döneminde topraklarının bir kısmını değerli arkadaşlar 80 bin altın karşılığında Osmanlı'ya satacak. Lütfen dikkat. Germiyanoğullarının topraklarının bir bölümünü Osmanlı'ya çeyiz olarak. Hamitoğullarının da topraklarının bir bölümünü Osmanlı'ya satarak bırakmasının ortak nedeni değerli arkadaşlar lütfen dikkat Karamanoğullarının baskısıdır. Her iki beylik de Karamanoğullarının baskısından çekindiği için farklı yöntemlerle topraklarının önemli bir bölümünü Osmanlı'ya bırakacaktır. Kimisi çeyiz ve miras olarak, kimi de değerli arkadaşlar satış yapma yöntemiyle Osmanlı'ya topraklarını bırakacaktır. Bu noktada güzel bir soru gelebilir. İşte Germiyanoğullarının ve Hamitoğullarının farklı yöntemlerle topraklarını Osmanlı'ya bırakmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur diyebilir. Karamanoğulları beyliğinden çekindikleri için veya bu baskıdan çekindikleri için gibi bir cevap istenebilir. Arkadaşlar Aydın Birgitire bölgesinde varlık gösteren Aydınoğulları bu beylikler içerisinde yani denizcilikle uğraşan beylikler içerisinde donanması en güçlü Türk beyliğidir. Öyle ki 1328 yılında değerli arkadaşlar Cenevizlerin elinden İzmir'i alacaktır. Böylesine muazzam bir başarıya da imza atacaklar. Bunun dışında devlet... Bölge eşleştirmesi bağlamında arkadaşlar Saruhanoğulları Manisa İzmir civarında Menteşoğulları Muğla civarında ki Menteşe bölgesinden bunu anımsarsınız. Candaroğulları Kastamonu Sinop civarında Taceddinoğulları Niksar Ordu civarında varlık gösteren bir beylik. Fakat arkadaşlar Taceddinoğulları Beyliğinin denizcilikle uğraşıp uğraşmadığı konusu akademik kaynaklarda dahi farklı şekilde karşımıza çıkmakta. Çünkü evet Niksar merkezi bir beyliktir Tacettinoğulları. Fakat Tacettinoğulları'nın bir kolu değerli arkadaşlar ordu civarında hüküm sürmüştür. Dolayısıyla peki bu beylik denizci mi değil mi? ÖSYM burada neyi kabul eder? Lütfen dikkat. Eğer ÖSYM ki bu topa gireceğini pek zannetmiyorum değerli arkadaşlar. Eğer ÖSYM Tacettin oğullarının denizci bir beylik olduğunu kabul etmezse böyle bir soru sorabilir. Aşağıdakilerden hangisi donanma kurarak denizcilik yapan Türk beyliklerinden biridir? Baris Saruhan oğullarını veya Karesi veya Aydın veya Menteşe oğullarını değerli arkadaşlar seçeneklere koyar. Dolayısıyla sizi bir anlamda ikileme düşürebilecek, bir anlamda sıkıntıya düşürebilecek bir noktaya asla bulaşmaz değerli arkadaşlar ÖSYM. Velev ki dedik ÖSYM Tacettin oğullarını farklı bir akademik kaynağa dayandırarak denizci bir beylik olarak kabul etti diyelim. Bu noktada da değerli arkadaşlar böyle bir soru karşımıza çıkabilir bir ihtimal. Kabul ederse ÖSYM hangisi denizcilik yapan Türk beyliklerinden biri değildir? Cevap Karamanoğulları. Çok net ve bariz bir beyliği arkadaşlar seçeneklere koyar. Bu Karamanoğulları olabilir, bu Dulkadiroğulları olabilir, bu Germiyanoğulları olabilir. Dolayısıyla sizleri böyle ikileme düşürebilecek, sıkıntıya düşürebilecek şekilde bir soru gelme ihtimali kesinlikle yok. Dolayısıyla değerli arkadaşlar ve bu arada son olarak Ladik Beyliği'ni görüyorsunuz en altta. Denizli civarında hüküm süren bu beylik de denizcilikle uğraşan önemli beyliklerden birisi. Dolayısıyla önemli bir konuydu değerli arkadaşlar bunları sizinle paylaşmam gerekiyordu. Bu çerçevede ikinci Türk beyliklerine ilişkin bu tablomuz bizim için önemli. Bu çerçevede değerli arkadaşlar şimdi önemli bir kısma. Yani kültür ve uygarlık kısmına birlikte geçiş yapacağız. Değerli arkadaşlar, ikinci bölümde Anadolu Selçuklu Devleti kültür ve uygarlığına ilişkin sorularla genel tekrar etkinliğimiz olacak. Kuşkusuz kültür uygarlık kısmında kavram bilgisi bizim için en temel unsurların başında gelmekte. O halde hazırsak ilk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Anadolu Selçuklu hükümdarlarının Keyhüsrev, Keykavus, Keykubat gibi ünvanlar kullanması aşağıdakilerden hangisinin en açık göstergesidir? İranların yönetime egemen olduğunun, yöneticilerin Fars kültürünün etkisinde kaldıklarının, Arapça ünvanlara önem verdiklerinin, Farsçanın bilim dili haline geldiğinin, Türklerin yazılı edebiyat alanında geri kaldığını. Arkadaşlar Keyhüsrev, Keykavus ve Keykubat gibi ünvanlar Farsça ünvanlardır. Bu çerçevede Anadolu Selçuk hükümdarlarının kendilerinden önceki hükümdarlardan farklı olarak bu tarz ünvanları kullanmış olması doğrudan doğruya Fars kültürünün etkisi altında kaldıklarının açık bir göstergesidir. Öte yandan C seçeninde Arapça ünvanlara önem verdiklerinin ifadesi aslında bu soruda en temel çeldiricilerin başında gelmekte. Nitekim Keyusrev, Keykavus ve Keykubat gibi ünvanların Farsça ünvan olduğunun bilinmesi aslında bu anlamda bizim için önemli. Dolayısıyla bu soruda değerli arkadaşlar doğru yanıtımız B seçeneği olmalıydı diyoruz. İkinci soruya baktığımızda arkadaşlar Türkiye Selçuklu Devleti'nde büyük divana bağlı olan has ve iktidarlarla ilgili kararları düzenleyip Toprak kayıtlarını tutan alt divan aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar soruda özellikleri verilen ve Anadolu Selçuklu Devleti'nde büyük divana bağlı olan bu alt divan D seçeneğinde yer alan Divanı Pervani'dir. Öte yandan Divanı inşa, Divanı istifa, Divanı Ars ve Divanı Mezalim bizim daha önce büyük Selçuklu Devleti'nde büyük divana bağlı alt divanlar arasında ele almış olduğumuz yapılardı. Bu çerçevede hem küçük bir hatırlatma olması hem de Anadolu Selçuklu Devleti'nin bu mevcut yapıya yapmış olduğu ilaveleri görebilmemiz açısından yine sizinle küçük bir şamayı burada paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz Büyük Selçuklu Devleti'nde alt divanlar içerisinde 5 önemli alt divan görmüştük divan-ı inşa, divan-ı işraf, divan-ı mezalim, divan-ı istifa ve divan-ı arz olmak üzere. Bu yapı Anadolu Selçuklu Devleti'nde de değerli arkadaşlar aynen sürdürülecek. Fakat Anadolu Selçuklu Devleti bu 5 alt divanın dışında 2 alt divan daha oluşturacak. Bunlardan birisi doğrudan doğruya toprak kayıtlarından sorumlu olan has ve iktidarlarla ilgili kararları düzenlemekle görevli olan divanı pervanedir ki soruda cevabını istediğimiz alt divandı. Öte yandan niyabeti saltanat divanı dediğimiz bir alt divan oluşturulacak. Aslında bu kelimenin kendisi sizin için çağrışım yapmalı arkadaşlar. Nitekim Büyük Selçuklu Devleti'nde hükümdarın başkentte olmadığı zaman veya çocuk yaşta olması durumunda naip dediğimiz kişiler vekaleten divana başkanlık ediyordu. İşte Anadolu Selçuklu Devleti de naip dediğimiz o kişilerle bağlantılı bunu bir kurumsal yapıya dönüştürecek. Niyabeti saltanat naipten gelir değerli arkadaşlar. Hükümdara vekaleten devlet işlerini yürüten bir alt divandır. Dolayısıyla divan inşa yazışmalardan sorumlu olacak yine. İşraf askerlik ve hukuk dışındaki işleri denetleyecek. Divanı mezalim başkanlığını hükümdarın üstlendiği yüksek mahkeme konumunu sürdürecek, divan sifa devletin mali işlerinden yine sorumlu olacak ve divan-ı arz veya divan-ı arzülceş olarak da görmüştük biliyorsunuz, askerlik işlerinden sorumlu alt divan olarak çalışmalarını sürdürecektir. Bu bağlamda bu soruda doğru yanıtımız D seçeneği olmalıydı diyor ve bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Yukarıdakilerden hangileri Türkiye Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapmıştır? 1. İznik 2. Konya 3. Ahlat. Değerli arkadaşlar, bu soruda doğru yanıtımız B seçeneği olmalıydı. 1 ve 2. Anadolu Selçuklu Devleti'nin ilk başkenti İznik. Daha sonra biliyorsunuz 1. Kılıçarslan döneminde 1. Haçlı Seferi nedeniyle başkent İznik'ten Konya'ya taşınmıştı. İlk başkent İznik, ikinci ve son başkent Konya olacaktır Anadolu Selçuklu Devleti'nde. Öte yandan 3. öncülde yer alan Ahlat Anadolu Selçuklu'ya merkezlik yapmamıştır arkadaşlar. Ahlat Anadolu Selçuklu Devleti zamanında Kubbetül İslam yani İslam'ın kubbesi olarak nitelendirilen önemli bir yerleşim yeridir. Bu çerçevede özellikle arkadaşlar Konya tabii ki bizim için önemli olacaktır. Çünkü Konya yine beylikler kısmından bahsederken konusu geçmişti biliyorsunuz. Hem Anadolu Selçuklu Devleti'ne hem de Karamanoğulları Beyliğine merkezlik yapan, başkentlik yapan önemli şehirlerin başında gelmekte. Örneğin bu bilgiden hareketle şöyle bir soru da karşınıza çıkabilir. 1- İznik 2- Konya 3- Ahlat Yukarıdakilerden hangileri hem Anadolu Selçuklu hem de Karamanoğulları beyliğine merkezlik yapmıştır? Böyle bir soru gelirse de cevap yalnız iki yani Konya olur değerli arkadaşlar. Yine bu soruyla bağlantılı size bir bilgi daha örnekleme yapayım değerli arkadaşlar. İznik Anadolu Selçuklu'ya merkezlik yaptığı gibi ilerleyen zamanda aynı zamanda Osmanlı'ya da merkezlik yapacak. İsterseniz bunu da örnek şöyle bir soruyla pekiştirebiliriz. Yukarıdakilerden hangileri hem Anadolu Selçuklu hem de Osmanlıya merkezlik yapmıştır? Böyle bir soru gelirse de değerli arkadaşlar cevap yalnız bir yani İznik olur. Dolayısıyla dönemsel olarak farklı devletler e, benzer yerleri merkez olarak kullanmış olabilir değerli arkadaşlar. Bunun örnekleri çok fazla. Bu bağlamda sorulara da dikkat etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla üçüncü sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği olmalıdır diyoruz ve bir diğer sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Dördüncü soruya baktığımızda arkadaşlar, Türkiye Selçuklarında donanma komutanları için 1-2-3 ünvanlarından hangileri kullanılmıştır? 1- Emirül Umera, 2- Reisül Bar, 3- Kaptanı Derya. Değerli arkadaşlar bu soruda doğru yanıtımız B seçeneği olmalıydı. Yalnız 2. Anadolu Selçuklu Devleti'nde donanma komutanlarına Reisülbar ya da Meliküs Sevahil ünvanı verilmiştir. Öte yandan Emirül Ümera dediğimiz kullanımsa değerli arkadaşlar Selçuklarda ordu komutanları için kullanılan bir ünvan. Dolayısıyla donanmayla herhangi bir ilgisi yok. Kaptanı Derya ise değerli arkadaşlar Türkiye Selçuklarında kullanılan bir ünvan değildir. Evet bir donanma komutanı anlamına gelir. Fakat kaptan Kaptanı Derya Osmanlı döneminde donanma komutanlarına verilen bir ünvan olarak karşımıza çıkmakta. Dolayısıyla bu soruda doğru yanıtımız B seçeneği olmalıydı diyor ve bir diğer sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Ve geldik 5. soruya değerli arkadaşlar. Aşağıdaki kavramlardan hangisi İktisadi, sosyal ve dini bir meslek örgütlenmesi olan ayilik teşkilatı ile ilgili değildir. Nar, Yiğitbaşı, Fütüvetname, icazetname, Serhenk. Değerli arkadaşlar bu soruda doğru yanıtımız E seçeneği olmalıydı. Nitekim Serhenk ayilik teşkilatı ile ilgili bir kavram değildir. Özellikle Türkistan devletlerinde ve Büyük Selçuklu devletinde seyahatlerde ve törenlerde Sultan'ın, hükümdarın yol düzeninden sorumlu olan bir saray görevlisi olarak daha önce karşımıza çıkmıştı. Öte yandan, narh, yiğitbaşı, fütüvetname, icazetname gibi kavramları da arkadaşlar hem ayilik teşkilatının karakteristik özellikleri hem de bu kavramların anlamları doğrultusunda kısaca ele almak gerekirse. Arkadaşlar, ayilik teşkilatı aslında İslam dünyasındaki fütüvvet teşkilatının devamı niteliğindedir. Gerek Anadolu Selçuklu ve gerekse Osmanlı kuruluş döneminde aylık teşkilatı bir sosyoekonomik teşkilat aynı zamanda dini yanı da olan önemli bir örgütlenme olacak. 13. yüzyılda Ahi Evran liderliğinde Kayseri merkez olmak üzere Kırşehir ve Konya bölgelerinde esnaf birlikleri olarak örgütlenmiş sosyal ve dini bir teşkilattır. Ayilik teşkilatı. Bu çerçevede Ahi Evran tabii ki bu oluşumun liderliğini üstlenmekle birlikte değerli arkadaşlar aynı zamanda bir e, ek bilgi vereyim burada. Siyasetname tarzında önemli bir esere de kaleme alacaktır. Nedir bu eserin ismi derseniz arkadaşlar Letaifi Hikmet. Bir anlamda öğüt kitabı olarak da nitelendirdiğimiz önemli bir eser olarak karşımıza çıkmakta. Değerli arkadaşlar tabi Ayilik Teşkilatı 13. yüzyıl Anadolu'sunda Türk İslam kültürünün yoğun bir şekilde yaygınlaştığı bir dönem olduğu için özellikle teşkilata sadece Müslüman esnaf ve zanaatkarlar üye kabul edilmiştir. Dolayısıyla Ayi Teşkilatı'nda gayrimüslimlerin üye olması söz konusu değildir. Buradaki bu özellik Osmanlı klasik döneminde lonca olarak karşımıza çıkacak olan teşkilatta farklı bir boyut kazanacak. Öte yandan değerli arkadaşlar, teşkilatın başında, bu örgütün başında ahi, şeyh veya pir adı verilen bir lider bulunmaktaydı ve özellikle bu ahi dediğimiz, şeyh dediğimiz liderler değerli arkadaşlar, ahi toplantılarını küçük tekke yapısı olarak da görmüş olduğumuz daha önce zaviyelerde gerçekleştirecek. Dolayısıyla Anadolu Selçuklu ve Osmanlı kuruluş döneminde ay toplantılarının yapıldığı yere biz zaviye adını vermekteyiz. Ki evet zaviye bir dini kurumdur. Tekkenin küçük yapısı olarak da değerlendiriyoruz. Ama aynı zamanda zaviyelerde değerli arkadaşlar buraya gelen misafirler 3 gün burada konaklayabilir. Aynı zamanda yemek ihtiyaçlarını karşılayabilirdi. Arkadaşlar yine ayilik teşkilatı ile ilgili önemli bir özellik de Usta kalfa çırak ilişkisi çerçevesinde mesleki eğitimin verildiği önemli bir kurum olacaktır aylık teşkilatı öyle ki bir kunduracı, bir marangoz usta kalfa çırak ilişkisi içerisinde burada ciddi bir eğitime tabi olacaktır. Peki bu teşkilatla ilgili değerli arkadaşlar sorumuzun içerisinde yer alan kavramlarla bağlantılı acaba neleri bilmemiz gerekiyor? Arkadaşlar bu kavramların başında nar gelir. Nar kesmek olarak da geçer. Bu çarşı pazarda satılacak ürünlerle ilgili fiyat belirlemedir ve fiyat sınırlandırmadır. Yani çarşı pazarda satılacak bir ürünün üst fiyat sınırı belirlenmiştir. Bir anlamda nar kesilerek bu fiyat belirlenmiş olacak. Ki bu arada şu an bahsedeceğimiz bu kavramlar değerli arkadaşlar Osmanlı lonca teşkilatında da aynı şekilde karşımıza çıkacak. İkinci olarak değerli arkadaşlar gedik dediğimiz bir kavramı görüyoruz. Gedik iş yeri açma, oturma izni demektir. Bir kişi bir dükkan açmak istediğinde öncelikle aylık örgütüne başvuracak ve bu örgüt uygun koşullar sağlandıktan sonra kendisine iş yeri açma ruhsatı anlamında gedik belgesini verecektir. Üçüncü olarak değerli arkadaşlar icazetname kavramını görmekteyiz. İcazetname kavramı aslında iki önemli alanda karşımıza çıkar. Birincisi daha sonra göreceğiz medreselerde diploma mahiyetinde bir belge olarak karşımıza çıkacak. İkincisi ve şu an görmüş olduğumuz üzere mesleki eğitim sürecinde verilen kademe geçiş belgesi olacaktır. Bir kişi çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan ustalığa geçerken ay teşkilatı tarafından kendisine icazetname adını verdiğimiz bir geçiş belgesi verilecektir. Dördüncü olarak değerli arkadaşlar fütüvetname kavramını görüyoruz. Aslında bu fütüvet teşkilatı ile bağlantılı bir kavramdır. Teşkilatın adaf ve erkanını bir anlamda tamamen sistemini ihtiva eden ilkeler bütünüdür değerli arkadaşlar. Hatta fütüvetname esnafın uyumakla yükümlü olduğu ilkeleri de içerisinde barındırmaktadır. Ve son olarak değerli arkadaşlar Yiğitbaşı dediğimiz önemli bir görevden bahsedeceğiz. Yiğitbaşı Ayilik Teşkilatı'nda ki sonrasında Osmanlı Lonca Teşkilatı'nda da aynı şekilde karşımıza çıkacak. Teşkilatın ve esnafların güvenliğinden sorumlu, asayişten sorumlu önemli bir görevli olacaktır. Dolayısıyla Ayilik Teşkilatı dediğimde şunlar kesinlikle unutulmamalı değerli arkadaşlar. 1- Hütüvetin devamı nitelindedir. Anadolu Selçuklu ve Osmanlı kuruluş döneminde önemli bir örgütlenme olarak karşımıza çıkmakta. Her ne kadar bir meslek örgütlenmesi olsa da ayilik teşkilatı unutmuyoruz. Hem Selçuklu hem de Osmanlı kuruluş döneminde İslamiyet'in yayılmasında da önemli hizmetleri sunacaktır. Bu anlamda değerli arkadaşlar güzel, toparlayıcı bir soru olduğunu düşünüyorum. Beşinci sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olmalıdır diyor ve bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki edebi eserlerden hangisi Yunus Emre'ye aittir? A. Makalat B. Divan Hikmet C. Risaletin Nusiye D. Divan-ı Kebir E. Garipname Değerli arkadaşlar, soruda bize verilen bu edebi eserler içerisinde C seçeneğinde yer alan Risaletin Nusiye, Yunus Emre'nin en ünlü eserlerinden biri. Genel olarak bakıldığında bir nasihat kitabı olarak da değerlendirebileceğimiz Risaletin nusya adlı bu eser değerli arkadaşlar Yunus Emre tarafından 14. yüzyılın başlarında kaleme alınmıştır. İçeriğine kısaca baktığımızda değerli arkadaşlar bir nasihat kitabıdır. Tabii ki tasavvufi bir tarafı olan bu kitap özellikle insan yaratılışından ateş, hava, su ve toprak unsurlarından iman öfke, nefis ve insan huylarından bahseden zengin bir içeriğe sahiptir. Bu bağlamda elbette Yunus Emre'nin bir de divanı var fakat arkadaşlar Yunus Emre'nin unutulmaması gereken en ünlü eseri Risaletin Nusiye adlı eser. Öte yandan A seçeninde verilen makalat değerli arkadaşlar Hacı Bektaşi Veli'ye ait önemli bir eserdir. Hacı Bektaşi Veli'nin öğretileriyle ilgili temel kitapların başında gelmekte. B seçeneğinde yer alan Divan Hikmet ki bunu daha önce Türkistan devletlerinde görmüştük değerli arkadaşlar. Hoca Ahmet Yesevi'nin bir eseridir Divan Hikmet. Biliyorsunuz Hoca Ahmet Yesevi Karanlar döneminde yaşamış önemli bir Türk İslam bilginiydi. Önemli bir edebi kişilikti ki Ahmet Yesevi Piri Türkistan olarak da adlandırılmıştı değerli arkadaşlar. Peki Divan Hikmet'in önemli özelliği neydi? Türk tasavvuf edebiyatının, Türk tekke edebiyatının ilk yazılı örneği olarak kabul edilmekteydi. D seçeninde yer alan Divan-ı Kebir değerli arkadaşlar, kuşkusuz önemli bir isim Mevlana Celaleddin Rumi'nin en önemli eserlerinden birisidir değerli arkadaşlar. Tabi Mevlana Celaleddin Rumi deyince aklımıza Konya gelmelidir. Mevlana deyince aklımıza Şems Tebrizi gelmelidir ve tabii ki insan sevgisi gelmelidir değerli arkadaşlar. Öte yandan Mevlana Celaleddin Rumi'nin Divan-ı Kebir dışında tabii ki önemli eserleri de var. Bunlara da kısaca bakacak olursak Mesnevi bunların başında gelir. Hatta Mesnevi tüm eserleri içerisinde değerli arkadaşlar ön planda olan en ünlü eseridir desek çok da yanlış olmayacaktır. Bunun dışında Mektubat, Fihi Mafih gibi önemli eserleri kaleme alacaktır. Mevlana Celaleddin'i Rumi. Ve son olarak E seçeneğinde gördüğümüz garipname de değerli arkadaşlar Aşık Paşa'ya ait tasavvufi anlamda önemli bir içeriğe sahip olan güzel bir eser olarak karşımıza çıkmakta. Bu bağlamda değerli arkadaşlar eser yazar eşleştirmesi veya bir edebi eserin karakteristik özellikleri verilerek kim tarafından yazıldığı, özellikleri verilerek bu eserin hangi eser olduğu sorgulanabilmekte. Bu anlamda 6. soruyu bu şekilde okumakta fayda var diyor ve bir diğer sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. 7. soruya baktığımızda arkadaşlar ekberilik fikrinin kurucusu olarak kabul edilen varlık birdir o da hakkın varlığıdır söylemiyle vahdedi vücut anlayışını ortaya koyan ve yazdığı eserlerle İslam dünyasında Şeyh-i Ekber ünvanını alan alim aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar soruda özellikleri verilen ve İslam dünyasında Şeyh-i Ekber yani Büyük Şeyh ünvanını alan alim A seçeneğinde yer alan Muhiddin Arabi'dir. Özellikle Muhiddin Arabi değerli arkadaşlar varlık birdir. O da hakkın varlığıdır söylemiyle aslında başlangıcı ve son olan her şey yoktur. Tek var olan şey Allah'tır anlayışı çerçevesinde vahdedi vücut anlayışını ortaya koyacaktır. Bu bağlamda güzel bir soru arkadaşlar. A seçeneği olmalıydı bu soruyu da cevabımız. Öte yandan diğer seçeneklere baktığımızda Hoca Dehani ilk divan şairidir değerli arkadaşlar. Selçuklu Şehnamesi adlı ünlü bir eseri var Hoca Dehani'nin. Sadreddin Konevi. Arkadaşlar Vahdedi Vücut fikrinin Muhittin Arabi'den sonraki en önemli temsilcisi olarak kabul edilmektedir. Bu anlamda Konya'da uzun süre yaşadığı için Konevi adını, ünvanını alacaktır kendisi. E seçeninde yer alan Germiyanlı Ahmedi değerli arkadaşlar, divan edebiyatının en önemli temsilcilerinden birisidir. Özellikle yazmış olduğu İskendername adlı eser biz tarihçiler için son derece önemli bir yer işgal eder. Nitekim Osmanlı tarihine ilişkin günümüze ulaşabilen en eski tarihli eser İskendername olarak bilinmelidir değerli arkadaşlar. Evet İskendername'den önce de eserler kaleme alınmıştır fakat günümüze gelememiştir değerli arkadaşlar. Örneğin Yahşi Fakih Menakıb Namesi günümüze ulaşamamıştır. Dolayısıyla İskendername bu anlamda bizim için son derece önemli. Ve C seçeneğinde alan Ahmet Gülşehri de değerli arkadaşlar Aylık geleninden gelen önemli bir mutasavvıftır kendisi. Felakname adlı bir eser kalemi almıştır. Bu anlamda bu soruyu da değerli arkadaşlar bu şekilde değerlendirme imkanımız oldu. Evet sorumuzun doğru yanıtı burada A seçeneği olmalıdır diyor ve bir diğer soruyla devam ediyoruz. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yaşamış bilim insanlarından İbni Bibi, Ravendi ve Keramittin Aksaray'ı aşağıdaki alanları hangisinde verdikleri eserlerle ön plana çıkmışlardır? Din, hukuk, tarih, coğrafya, felsefe. Arkadaşlar bu soruda doğru yanıtımız C seçeneği olmalıydı. Özellikle İbni Bibi, Ravendi ve Keramittin Aksaray gibi önemli temsilcilerin olduğu bu gelişen bilim dalı tarih bilim olarak karşımıza çıkmakta. Bu çerçevede Anadolu Selçuklu ve aynı zamanda Beylikler döneminde bilim dünyasında acaba hangi isimler ne gibi çalışmalara imza atmış Kısaca bunlara bakacak olursak. Öncelikle değerli arkadaşlar, tarih alanında isim yapmış 3 önemli bilim insanından bahsedeceğiz ki bunların ikisini sadece isim olarak bilmeniz yeterli. Ravendi ve Keremüttin Aksaray gibi. Fakat İbn Bibi değerli arkadaşlar, Anadolu Selçuklu döneminin en ünlü tarihçisidir. Özellikle kaleme almış olduğu El Evamirül Alay adlı eserinde Anadolu Selçuklu tarihine ilişkin çok önemli bilgilere yer vermiştir kendisi. Bu anlamda bu isimler bu soruda olduğu gibi verilip hangi bilim alanında çalışma yaptıkları sorgulanabilir değerli arkadaşlar veya çok önceki yıllarda olduğu gibi Anadolu Selçuklu devrinin en ünlü tarih yazarı İbn Bibi doğrudan sorulabilir. Öte yandan yine Anadolu Selçuklu devrinde yaşamış, astronomi alanında yaptığı çalışmalarla ön plana çıkan önemli bir isim görüyoruz. Caca Kırşehir'de kendi adıyla e, anılan bir rasathane inşa ettirecektir kendisi arkadaşlar. Caca Bey Medresesi olarak günümüzde varlığını devam ettiren bu yapı Anadolu'daki ilk gözlemevi, ilk rasathane olarak kabul edilmekte. Özellikle gök cisimlerinin hareketlerini Usturlap adı verilen bir aletle arkadaşlar inceleme noktasında önemli çalışmalar yürütülecektir. Gerçekten de günümüz Anadolu'sunda Selçuklardan günümüze kalan önemli nadide mimar eserlerden birisi olacaktır. Bey Medresesi. Ve son olarak değerli arkadaşlar Artuklar dönemine damgasını vurmuş sibernetik ve robotik bilimin kurucusu olarak da kabul edilen El Cezeri'yi görmekteyiz. Gerçekten de yaptığı çalışmalar noktasında çağının çok çok ötesinde çalışmalara imza atmış olacaktır kendisi değerli arkadaşlar. Sibernetik, kontrol ve denge bilimi. Aynı zamanda robotik alanda çalışmalar yapan ilk bilim insanı olarak kabul edilmektedir kendisi. Astronomi, fizik, matematik ve aynı zamanda kendisi ünlü bir mühendis olan El Ceziri kendisinden sonraki bilim insanlarına adeta bir anlamda önayak olmuştur diyoruz değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bu soru bağlamında değerli arkadaşlar hem Selçuklu hem de Beylikler dönemiyle ilgili birkaç önemli bilinmesi gereken birkaç önemli bilim insanından da bahsetme imkanımız oldu. Bu soruda doğru yanıtımız C seçeneği olmalıydı diyoruz. Dokuzuncu soruya baktığımızda arkadaşlar aşağıda verilen Türk Beyliği mimari eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar soruda seçenekler dikkatli bir şekilde incelendiğinde doğru yanıtın E seçeneği olduğu rahatlıkla görülecektir. Nitekim Çaka Beyliği İzmir ve çevresinde hüküm süren ilk denizci Türk Beyliği olarak karşımıza çıkmıştı. Öte yandan Kasimiye Medresesi ise değerli arkadaşlar Mardin'de bulunan Artuklar dönemine ait önemli yapılar arasında yer almakta. Dolayısıyla Çaka Beyliği ile Kasimiye Medresesi arasında yapılan bu eşleştirme doğru değildir. Saltuklar dönemine ait 3 kümbetler değerli arkadaşlar önemli bir yapı olarak karşımıza çıkmakta. Ayrıca Saltuklar dönemine ait biliyorsunuz Erzincan'da Mama Hatun kümbeti, Erzurum Yakutiye medresesi bu beylik dönemine ait yapılar arasında yer almakta. Danışmentler dönemine ait Yağıbasan medresesi ki Tokat Niksar'da bulunan bu yapı değerli arkadaşlar Anadolu'daki ilk medrese yapısı olarak karşımıza çıkmıştı. Bu yapı dışında Danışmentler dönemine ait Kayseri Ulu de önemli yapılar arasında yer almakta. Mengücekler dönemine ait Divri Ulu Camii ve Külliyesi Anadolu'daki ilk külliye yapısı olarak karşımıza çıkmıştı hatırlıyorsunuz. Ve bu yapı dışında değerli arkadaşlar ayrıca Mengücekler döneminden günümüze kalan Turan Melek Darüşşifası Şifası önemli yapıların başında gelmektedir. Ve son olarak Artuklar dönemine ait Malabadi Köprüsü dışında değerli arkadaşlar Hasankeyf, Kasımiye Medresesi, Mardin Ulu Camii gibi yapıları göstermek mümkün olacaktır. Bu çerçevede makul yapılabilir bir soruydu değerli arkadaşlar. ÖSYM'nin sevdiği soru kalıplarından birisidir. Beylik dönemindeki mimari eser eşleştirmesi bağlamında bu tarz sorulara hazırlıklı olmakta fayda var diyoruz değerli arkadaşlar. Ve geldik 10. ve bu ünitemizin son sorusuna. Anadolu'da Türkiye Selçuklu Mimarisi adlı bir sergide aşağıdaki eserlerden hangisine dair görsele rastlanması beklenemez. Sivas Gökmedrese, Beyşehir Kuba Dağbastarı'yı, Kayseri Gefernesi Bedarı Şifası, Edirne Üç Şerefeli Camii, Konya Saipata Külliyesi. Arkadaşlar bu soruda doğru yanıtımız D seçeneği olmalıydı. Nitekim Edirne Üç Şerefeli Camii Anadolu Selçuklu dönemine ait bir mimari eser değildir. Bu önemli yapı değerli arkadaşlar Osmanlı döneminde Sultan II. Murat tarafından yaptırılan ilk dört minareli cami olarak kesinlikle unutulmamalı. Ki bunu Osmanlı kültür uygarlığında görme imkanımız olacak. Öte yandan Anadolu Selçuklu mimarisi değerli arkadaşlar başta Konya ve Kayseri olmak üzere Kırşehir, Nide, Nevşehir Sivas gibi genellikle iç Anadolu bölgesinde bir yoğunlaşma göstermekte. O zaman bu tarz sorularda şuna kesinlikle dikkat etmemiz gerekecek. Arkadaşlar Anadolu Selçuklu dönemine ait mimari eserlere 1, Trabzon 2, Bursa 3, İstanbul 4, Edirne, 5 Çanakkale gibi şehirlerde rastlamak mümkün değildir. Çünkü, Trabzon, Bursa, İstanbul, Edirne gibi önemli şehirler değerli arkadaşlar, Osmanlı döneminde adeta bir Türk toprağı haline getirilecek. Bu anlamda bu önemli şehirlerde Anadolu Selçuklu'ya dair değil, Osmanlı dönemine ait önemli eserleri rastlamak mümkün olacaktır. Dolayısıyla özellikle bu tarz sorularda değerli arkadaşlar, Anadolu Selçuklu mimarisi deyince aklımıza İç Anadolu bölgesindeki önemli yerleşim yerleri gelmelidir. Özellikle Osmanlı'nın ileriki dönemde hakim olacağı yerlerde Anadolu Selçuklu'ya dair herhangi bir esere rastlanmadığı da unutulmamalıdır diyoruz. Bu çerçevede değerli arkadaşlar sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olmalı idi. Öte yandan iki önemli eserle ilgili arkadaşlar birkaç önemli noktaya vurgu yapmak istiyorum. B seçeneğinde yer alan Beyşehir Kuba Adabat Sarı'yı ünlü Anadolu Selçuklu veziri Saadettin Köpek tarafından inşa ettirilen bir yapıdır. Hatta Kubadabat Sarayı'nda değerli arkadaşlar Saadettin Köpek başta Türkmenleri küstüren uygulamaları olmak üzere devleti bir anlamda içten içe ele geçirmeyi düşündüğü gerekçesiyle inşa ettirdiği Kubadabat Sarayı'nda öldürülecektir, idam edilecektir. Bu anlamda nasıl ki Büyük Selçuklu Devleti'nde ünlü vezir Nizamülmülk vardı değerli arkadaşlar. Anadolu Selçuklu Devleti'nde de dönemin en ünlü vezirlerinden birisi Saadettin Köpek olacak. Öte yandan Kayseri Gevher Nesibe Darüşşifası değerli arkadaşlar. Dünyanın ilk tıp okulu olarak kabul edilmekte, ilk tıp fakültesi olarak kabul edilmekte bu önemli eser. Bu doğrultuda değerli arkadaşlar hem bu eserler hem de Anadolu Selçuklu mimarisinin Anadolu coğrafyasındaki yayılma alanlarına yönelik güzel bir soruyla değerli arkadaşlar bu ünitemizi noktalamış oluyoruz. Bir diğer ünitemizde Osmanlı kuruluş dönemiyle tekrar bir araya gelmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın değerli arkadaşlar. <laughs>